Türkiye İstatistik Kurumu 2018 Eylül ayı işsizlik rakamlarını açıkladı. Ağustos ayında %11,1 seviyesine yükselen rakamlar Eylül ayında da yükselişe geçti, 11,4'e ulaştı. İşsiz sayısı bir önceki döneme göre 45 bin kişi artarak 3 milyon 676 bine ulaştı. TÜİK'in açıkladığı işsizlik rakamlarının ardından DİSK'e bağlı araştırma dairesi DİSKAR'da işsizlik ve istihdama ilişkin raporunu kamuoyuyla paylaştı. Rapora göre geniş tanımlı işsiz sayısı 6 milyon 400 bin olurken işsizlik sigortası başvurusunda rekor kırıldı. Raporda AKP öncesi dönemde işsizlik oranları en yüksek 10,3'e ulaşırken AKP döneminde işsizlik %14'e kadar yükseldi. Uzun dönemli veriler AKP'nin işsizlikle mücadelede başarısız olduğunu ve kendinden önceki koalisyon dönemlerine göre daha yüksek bir işsizlik yaşandığını gösteriyor ifadeleri kullanıldı. Türk Telekom'da %55 hissesi bulunan OTAŞ'ın hisselerinin Türk Telekom'a kredi veren bankalar tarafından oluşturulan ortak girişim şirketine devir işlemi tamamlandı. Türk Telekom'da yönetim kurulu üyelerinden Muhammed Hariri'nin aralarında bulunduğu 4 isim de istifa etti. Türk Telekom yönetiminde eski Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Erdoğan'ın ekonomi müşaviri Yiğit Bulut ve yine Erdoğan'a yakın isimlerden Fuat Oktay ve İbrahim Eren gibi isimler yer almıştı. Adil kullanım kotasız internet paketlerine kısa süre önce %100'ün üzerinde zam yapan Türk Telekom, diğer operatörlere sunduğu toptan hat kiralama bedelini de %66 civarında artırdı. Yeni tarifelerin onaylanmasıyla diğer operatörler artan maliyetleri müşterilerine yansıtmak zorunda kalacak. Üzerine vergilerin de eklenmesiyle operatörlerin yapacakları zam oranının %86'yı bulacağı belirtiliyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin açıkladığı verilere göre, Kasım ayında kurulan küçük işletme sayısı bir önceki aya göre %7,65 azalırken, kapanan küçük işletme sayısı aynı dönemde %11,59 arttı. Diğer yandan bir önceki yılın aynı ayına göre ise kurulan şirket sayısı %1,87 ve kurulan kooperatif sayısı %11,90 artarken, kurulan küçük işletme sayısı %27,37 azaldı. Yılın ilk 11 aylık döneminde 2017 yılının aynı dönemine göre kurulan şirket sayısı %17,88, kurulan kooperatif sayısı %17,96 artarken kurulan küçük işletme sayısı %21,14 azaldı. Türkiye İstatistik Kurumu Aralık ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı. Tüketici güven endeksi Aralık ayında bir önceki aya göre %2,3 oranında azalarak 58,2'ye geriledi. Hanenin maddi durum beklentisi endeksi de önümüzdeki 12 aylık dönem için %2,9 oranında azalarak 75,3 olurken genel ekonomik durum beklentisi de %1,7 oranında azalarak 76'ya geriledi. Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması ortalama üzeri güveni, 100'den küçük olması ise ortalama altı güveni gösteriyor.